Sevgili seyirciler, bu hafta çok değerli bir konuğum var. İSOF Başkanı Kubilay Tüfekçi bizlerle beraber. Biliyorsunuz İSOF Türkiye'nin en köklü off-road kulübü ve birçok güzel organizasyona ev sahipliği yapıyor. Hem yarışlar düzenliyor hem aktiviteler düzenliyor, kamplar düzenliyor. Şimdi önümüzde uluslararası bir yarış var. Önümüzdeki hafta o yarışa gideceğiz, yerinde izleyeceğiz, görüntüleyeceğiz. Sonra 8. etapta da bu heyecan verici yarışı sizler de izleyebileceksiniz. Şimdi bu yarışla ilgili tabii güzel gelişmeler var. Neden diyeceksiniz? Pandemi ardından çıktık. Geçen sene yapılamadı. Bu sene nasıl olacak? Kaç katılımcı gelecek derken güzel gelişmelerle Kubilay Tüfekçi stüdyomuzda. Hoş geldin programımıza. Murat'cığım merhabalar. Teşekkürler. Gerçekten güzel bir yarış olacak bizim Baja Troya. Biliyorsun geçen yıl pandemiden dolayı yapamamıştık. Evet. Bir takım sıkıntılar olmuştu. Ama bu sene görüyoruz ki yarışlarımız da yarışmayı özlemişler. Ve inşallah Baja Troya'da keyifli bir yarışta bulunacaklar. Kaz Dağları'nın o güzel coğrafyasında, Çanakkale'nin güzellikleri içinde çok güzel bir yarış olacağına inanıyoruz. Gerek yerli katılımcılar, gerekse yabancı katılımcılar gerçekten beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor. Biz yarışı 40 katılımcıyla sınırlamayı düşünürken şu an herhalde 50'yi zorlamak durumunda kalacağız. Çünkü şu anki kayıtlar 40'ı geçmiş durumda. Ama 50'yi de teknik olarak geçemiyoruz zaman probleminden dolayı. Nedenini açıklayalım mı seyircilerimize? Yani neden tabii, 40 veya 50 gibi bir barem var? Tabii. Biz bütün yarışlara eşit şartlar sunmak zorundayız ve gün ışığında yarışıyoruz. Tabii yarışçı sayısı fazla olduğu için biz belirli dakika aralarıyla start verdiğimiz için etabın tamamlanması sona kalan yarışların karanlığa kalma durumu söz konusu. Bunu da istemeyeceğimiz ve eşitlik ilkemize aykırı olduğu için bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla bir sınırlama olması gerekiyor. Evet, herkes gündüz başlayıp gündüz bitirip servise vaktinde gelecek ki adil bir yarış olsun. Kesinlikle. Şimdi yerli ve yabancı diye söyledin. Kaç yerli, kaç yabancı var? Yabancılardan kimler geliyor? Tabii şu an yabancılardan Rallyard biliyorsun bizim en büyük yıllardır. Yani ilk başladığımızdan beri Baja Troya'nın müdavimi olan, katılımcısı olan güçlü bir rally ekibi. Onlar yine katılıyorlar. Şu an 6'sı kesinleşmiş, 3'ü de opsiyon durumunda olan 9 katılımcı bir kere İtalyanlardan, Rallyard ekibinden bekliyoruz. Macaristan'dan katılımcımız var, Romanya'dan var, Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan var. Polonya'dan bir yarışçımız olacak. Kesinleşmişler şu an 13-14 civarında yabancı. Daha da gelirse bilmiyorum ne yaparız. Yani birkaç katılımcının da alacağını duyuyoruz. Rekabet oldukça yarışçı yüksek olacak o zaman bu yarışta. Evet evet, çok iddialı yarışlar geliyor. Daha önceki yarışta 2018'in zannedersem şampiyonu olan aracı bir başkası satın almış. O araç da geliyor. Bakalım yeni pilotuyla neler yapacak onu da göreceğiz. Çok iddialı bir araç vardı. Peki bize Baja Troya'nın ne olduğunu, nasıl bir yarış olduğunu anlatır mısın? Şimdi yabancı yarışlar falan dedik ama bilmeyen seyircilerimiz neden yabancılar bizim yarışa geliyor diye düşünecek. Baja Troya nedir kısaca? Baja Troya sadece yabancı yarışçıların yarıştığı bir Türk yarışı, Türkiye yarışı değil. Burada önemli olan Baja Troya'nın bir yabancı uluslararası yarış serisinin devamı olması, bir parçası olması. East European Tow Train dediğimiz bir Doğu Avrupa, ama daha önce Doğu Avrupa diyoruz fakat İsrail'den de yarışlarımız oldu. Ama ağırlıkla Avrupa'nın doğusundan gelen yarışçıların yarıştığı bir yarış. Genelde 5 yarış serisinden oluşuyor. Bizimki üçüncüsü Ekim ayında yapıyor olacağız. Ondan sonra Kasım ve Aralık'ta diğer yarışlarla beraber seri tamamlanmış olacak. Ve yabancı yarışlar gerçekten Türkiye'yi seviyorlar. Kaz Dağları'nın doğasını gerçekten seviyorlar. Ve çok güzel bir yarış oluyor. Çok temiz ve başarılı bir yarış oluyor. Yabancıların çok sevdiği bir ortam. İnşallah başarıyla bu sene de tamamlıyor olacağız. Bizden giden var mı serinin diğer ayaklarına? Bizden bizim kulüp üyemiz olmayan bazı arkadaşlar gittiler. Bizim kulüp üyelerimiz de daha önceki yıllarda katılımları oldu. Ama bu sene maalesef yarışı yollayamadık. Evet, bu tabii pandemi şartları, vizeler falan her şey bir problem olabiliyordu. Tabii yani diğer ilk seri zannedersem Mayıs-Haziran aylarına denk geldi. Pandeminin biraz daha belirsizliğini koruduğu, uluslararası seyahatin zor olduğu dönemlerdi. Dolayısıyla bizim arkadaşların Avrupa'ya geçişlerinde sıkıntı vardı ve biz maalesef yarışı gönderemedik. Artık bundan sonraki senelere diyelim ama şimdi yarışa ben baktığımda coğrafya harika. Etaplar harika. Türkiye'nin zaten yemekleri hani bütün Avrupa ülkeleri tarafından biliniyor, meşhur. Ev sahipliği harika. Çok güzel ağırlıyorsunuz onları. Bir de tabii benim en çok hoşuma giden start ve
ödül töreni, o finish takının olduğu yer, Truva atının dibi. Yani böyle bir nostaljik, tarihi, güzel bir yer, bir anıtın dibinde dünyada kaç tane yarış yapılıyor, start veriliyor bilmiyorum açıkçası ama bu yönden de çok değerli bir yarış. Yarışın biraz detaylarına girelim. Bu sene kaç gün, kaç etap, aşağı yukarı kaç kilometreden oluşacak? Seyirci etapları olacak mı ve ne tarz araçlar yarışacak? Daha önce motosikletler de vardı. Sanırım bu sene motosikletler olmayacak ama diğer araçlar hangileri olacak? Tabii. Yarış öncelikle 28 Ekim'de başlayacak. Hı hı. 28 Ekim'de prolog etapımız akşamında bir sıralama turu, sıralama sonuçlarını da elde edeceğimiz bir seyirci etabıyla Kipa Migros'un önündeki alandan her zaman da yarıştığımız yerde başlayacak. 31 Ekim'de de bitiriyor olacağız. Yarış aşağı yukarı 1000 kilometre, 980 kilometre şu anki haliyle. 6 özel etaptan oluşuyor. Bunların 5'i Super Stage. En son etapta zaten Yusuf Çinal'ın adını verdiğimiz özel bir etap olacak. Orada ayrı bir kupa veriyor olacağız. O da yine seyirci etabı olacak. Ve gerçekten keyifli bir yarış olacağını umuyoruz. Sizden çok neyi seviyorum biliyor musun? Yani inanılmaz bir kulüpsünüz. Birbirinize o kadar bağlısınız ki ve vefa duygunuz inanılmaz gelişmiş durumda. En eski kulüp üyesinden en yenisine kadar konuştuğumda hem o gözlerindeki parıltıyı hem o vefa duygusunu, yardımseverliği hakikaten görmek mümkün. İşte yakın tarihte kaybettiğimiz çok değerli kulüp üyeleri, bir tanesi Kenan Çarpışentürk, bir tanesi de sevgili Yusuf abimiz Yusuf Çinal. Onu böyle etap isimleriyle anmak, daha sonra etkinlikler yapmak ve her yerde onların adını zikretmek, hakikaten unutmamak bence çok büyük bir erdem. Dostluğunuzu gösteriyor burada. Ne kadar güzel bir aile olduğunuzu gösteriyor. Bunun içinde benim de böyle bir parça bulunmam, bunu yaşam beni de çok mutlu ediyor. O yüzden ben size ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kulüp, böyle güzel bir aile olduğunuz için. Yakın zamanda zaten lokalinizi de taşıdınız. Yeni güzel bir yere kavuştunuz. Bu yenilikten de istersen bahsedelim. Tabii. Murat'cığım, her şeyden önce sen de o ailenin parçasısın. Yıldardır beraberiz biliyorsun. Bizim İsof'ta en büyük özelliğimiz de o. Gerçekten bir aile havası var. Gerek kamplarımızla, gerekse yarışlarımızla. Yarıştığımız zaman kendi aramızda bile şakalaşıyoruz ve aileden birisi kazanmış oluyor. Yani sonuçta sahada bir rekabet olsa bile yarışta mutlaka birbirimize o saygımızı, sevgimizi her zaman için koruyoruz. İsof'u bence İsof yapan, İsof kültürünü geliştiren de bu olmuştur yıllar içinde. Onu da sürdürmeye devam ediyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz. Evet, yakında bir lokal, yeni lokalimizin açılışı oldu. Çok keyifliydi. İşte sen de sağ ol, bizleri onurlandırdın o açılışta. Güzel bir yere kavuştuk. Orada faaliyetlerimizi daha da başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum. Evet, bu arada istersen şimdi Bağatroy'u konuştuk. Hazır Kenan Çarpışantürk'ün adı geçmişken ondan da kısaca bahsedelim. Bu sene güzel bir, her zaman yapılan bir challenge yarışı vardı. Bu yarışa Kenan Çarpışantürk'ün adı verildi ve iki ayağı geride kaldı. Şimdi üçüncü ayak var. Bu ayak da inşallah gerçekleşecek ve bu serinin şampiyonu belli olacak. Bunun dışında da siz çok güzel kamplara imza atıyorsunuz ve özel günlerde de doğaya kendinizi bırakıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, güzel yerlere gidiyorsunuz. Bunlardan da bahsedelim. Üye olmak isteyenler, sizi merak edenler sizinle nasıl buluşabilir, ne yapabilir, bunlara nasıl katılabilir, dışarıdan katılımcı alıyor musunuz gibi sorular eminim gelecektir. Ne yapsınlar bu doğa meraklıları, off-road meraklıları? Şimdi biliyorsun öncelikle İsof, hani bizim iki ana dalımız var. Biz her şeyden önce bir kere doğayı seven, doğayı koruyan bir grubuz ve doğada araçlarımıza mücadele etmeyi seviyoruz. Haliyle kampçılık bu işin bir parçası. Yani doğada kamp yapmayı seviyoruz. Bizim kendi aramızda gezici ve yarışçı diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız vardır. Yani daha çok gezmeyi sevenler ve daha çok işin rekabet tarafında, yarış tarafında olanlar. Biz tabii federasyonla lisanslı bir kulüp olarak yarışları da düzenliyoruz ve yarışları da gerçekten başarılı düzenlediğimize inanıyorum. Challenge bizim zaten kendi formatımız. Biraz Formula 1, bu hafta sonunda Formula 1 olacak. Formula 1 formatına yakın bir off-road yarışı düzenliyoruz. Çok farklı klasmanlı araçlar aynı etapta yarışıyor. Burada tabii Kenan'ı tekrar ben rahmetle anıyorum. Çok sevdiğimiz, çok renkli bir kardeşimizdi. Onun adını verdik çünkü Challenge'ın zaten vazgeçilmez savaşlarından, vazgeçilmez yarışlarından biriydi kendisi. Kendisini sevgiyle yad ediyoruz tekrar.
Katılmak isteyenler tabii İSOF dediğim gibi bir aile. Biz o aile havamızın bozulmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Ama bizim internet sayfamızda başvuru formları var. Üye olmak isteyenler doğayı sev, doğa sevgisi içinde yaşatan, kampı seven ve hatta yarışmak isteyen kişiler mutlaka web sayfamızı ziyaret etsinler, formlara baksınlar. Formları doldurup bize başvuru yapabilirler. Tabii o aile havası sebebiyle biraz kendi içimizden de referanslı arkadaşları almaya çalışıyoruz. Mutlaka birilerini tanıdığı ama çıkıyor ve dolayısıyla bir şekilde tanıdığımız insanları alıyoruz. En kötü ihtimalle bir iki kampımıza geliyorlar. Biz onlarla tanışıyoruz, kaynaşıyoruz ve ondan sonra da İSOF ailesinin bir parçası olabiliyorlar. Evet, bu zaten en güzeli. Onlar da bir deneme yanılma yoluyla hani bu işi gerçekten yapabilirler mi görmeleri güzel. Sizin baba çocuk kampınıza da bayılıyorum ben. Bunun dışında özel günlerde yaptığınız kamplar var. Onlar da çok güzel. İSOF oyunlarının da artık yenilerini bekliyorum, onu söyleyeyim. Özledik. Tabii oyunlar biraz daha farklı. Oyunları biz yıllar önce çok yaptık. Şu an Anadolu'da çok çeşitli yerlerde çeşitli oyunlar var. Ama tabii her şeyin doğru yapılması lazım. Yani oyun da olsa, adı oyun dahi olsa mutlaka güvenlik kurallarından ödün verilmemesi lazım. Oyunların güvenliğin sağlanması lazım. Maalesef orada bir takım sıkıntılar gördüğümüz için biz biraz oyunlardan elimizi çektik. Ama inşallah biraz daha regüle olur, daha güzel şartlar altında oyunlar yapılır. Çünkü oyunlardan bize çok yarışçı geldi. Evet, evet, evet. Yani o gerçekten yani hem üye kazandık hem güzel güçlü yeni yarışçılar kazandık. Yani oyunlar da çok değerli bizim için ama dediğim gibi doğru yapılması lazım. Evet, ben şöyle o bölümü biraz toparlayayım. Oyunlardaki bazı sıkıntıların büyük kısmı diyeceğim katılımcılardan kaynaklanıyor. O yüzden benim ricam nereye giderseniz gidin, hangi kampa giderseniz gidin, hangi yarışa giderseniz gidin, lütfen kendinize, hareketlerinize dikkat edin, çevreye zarar vermeyin, çöplerinizi sağa sola atmayın, kurallara uyun, kimseyi rahatsız etmeyin. O zaman bu güzel ailenin bir parçası olarak çok keyifli dakikalar, anlar, günler geçirebilirsiniz. Dolayısıyla işte bir şeyin iptal olması ya da olmaması bu kişilerin davranışlarına bağlı. Dolayısıyla kulüp başkanımız nezaket gösteriyor. Bir şeyler söylemiyor ama ben buradan söyleyeyim. Bazı uyarıları yapmak lazım. İptal olması dediğim gibi tamamen oraya katılanlara bağlı. O yüzden herkes kendine dikkat ederse çok güzel oyunlar, yarışlar yapmaya devam edebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Buraya kadar geldin. Çanakkale'de beraberiz. İnşallah sonra yarış görüntülerimizle beraber yine stüdyoda tekrar beraber olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Kubilay Tüfekçi'ye teşekkür ediyoruz ve 8. etap devam ediyor.